Böyle bir şey var mı? Devam ediyor. Efendim şimdi bir sosyal sorumluluk projesinden bahsedeceğiz. Biz sosyal sorumluluk projelerine, şirketlerine el atmasını önemsiyoruz, destekliyoruz ve bir GSM firması da Düşler Akademisi diye bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Onunla ilgili olarak Tanyel Süzer, eğitmen arkadaşımız ve Vakıf Başkanı Hasan Süel, hoş geldiniz. Ve grup solisti Şilay Turhan, hoş geldin Şilay. Hoş bulduk. Hoş nasılsın? Geldiniz. Teşekkür ederim. Harika. Peki Hasan Bey, biraz bahseder misiniz bize, nedir bu Düşler Akademisi? Evet, şimdi biz vakıf olarak 2007 yılında kurulduğumuzda Türkiye'nin bir sosyal ihtiyaç haritasını çıkarmaya çalıştık. Hı hı. Ve odaklanacağımız alanı titizlikle belirlemeye çalıştık. Hı hı. Odaklanacağımız en önemli alanlardan bir tanesinde aslında dezavantajlı insanlar, yani dışarıda bırakılanları içeriye alma teması olarak belirledik. Burada da tabii ki tahmin edersiniz Türkiye'de bugün nüfusun %10'undan fazla bir engelli, kayıtlı engelli var. Evet. Dolayısıyla onları evlerinden sosyal hayata nasıl bütünleştiririz, onları nasıl hayata katarız diye düşünürken iş ortağımız olan diğer dernekle beraber Düşler Akademisi projesini hayata geçirdik. Düşler Akademisi projesi 2008. Adı 2008'de dediğim gibi bir akademi. Evet. Ve profesyonel eğitmenlerin olduğu ve dönem boyunca değişik sanat alanlarında dezavantajlı arkadaşlarımıza eğitim veren, evet, ve onları hayata kazandıran bir proje olarak. Kaç öğrenci var şu an? Dönem bazında 150-200 arasında öğrenci oluyor. Şu ana kadar 620 tane mezun verdik. Oo, ne güzel. Evet. İstanbul dışından gelenler oluyor mu? Ya, tabii. Yani hep İstanbul'da açılıyor ya böyle yerler. Biraz da bu. Şimdi hedef aslında coğrafi genişleme. Evet. Ama belirli bir derinlik kazanmadan, belirli bir kalite kazanmadan da coğrafi genişleme doğru olmuyor. Hı hı. Dolayısıyla biz o noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. İnşallah. Şubeleri olacak yani. Olacak inşallah. Evet. Ama şu an için İstanbul, tabii. İstanbul'da. Olsun. Bu görüntüler Tanyel Hanım müzik çalışması herhalde. Ritim atölyesinden görüntüler. Bizim şu an devam eden 31 tane atölyemiz var farklı sanat dallarında. Ve bazen kurumlardan katılımcılar oluyor, bazen de bireysel başvurularla. Evden. Her engel grubundan öğrenciyi aynı atölyelerde bulundurabiliyoruz. Sanat dallarıyla ilgili fotoğraf, film, drama, resim, enstrüman, ritim gibi sanat dallarıyla ilgili uzmanlar bir eğitim spor aldıktan sonra. Spor derneğin başka bir projesinde var. Alternatif kamp diye 10 evet. yıldır devam ediyor. Biz onun yazın aslında kampta sporla sanatı bir araya getirmeyi başardık 3 yıldır. Evet. Şilay da müzik grubunda. Hı hı. Ne zamandır çalışıyorsun Şilay? Valla ben 2008'de Düşler Akademisi kurulduğundan beri Düşler Akademisi'ndeyim. Hı hı. Grup başladığından beri. Grup kurulduğundan beri de 2009'da grup kurulduğundan beri de devam ediyorum. Ve sen grubun solistisin. Evet. Wow. Harika. Peki hangi müziği seviyorsun? Hangi müzik seslendirmeyi seviyorsun? Allah, daha çok Türk pop. Türk pop. Seviyorum. Kimleri seviyorsun mesela? Kimler var? Allah, Ayşe Pekkan, Sezen Aksu, Kayahan, ve onların şarkılarını seslendiriyorsunuz. Ama onların şarkılarını seslendirmiyoruz ama grupta. Hı-hı. Yani grupta başka ya daha çok önceden Aşkın Nurengin'in şarkısını Ayrılmam şarkısını söylemiştik. Hı-hı. Şimdilik daha belli değil ne söyleyeceğimiz ama çalışıyoruz. En son çalışıyoruz. Ayrılmaya devam ediyoruz. Harika. Peki grupta kaç kişi var sizin? Vallahi, sen solist olarak grubun gruptan, orkestrası evet. da galiba değil mi öğrenciler? Orkestrasıyla birlikte davulcu da saysak 10 kişiyiz. 10 kişilik bir grup var. 5 gönüllü eğitmen, 5 de dezavantajlı arkadaşımız var. Böyle karışık bir grup. Güzel. Evet. Bize bir şey söylesin mi acaba Şilay, ister misin? Böyle güzel olabilir. Mesela, ne söylüyorsun? İçinden ne geliyorsa onu söyle. Uzunca bir yoldayım. Tamam. Söyleyebilirim. Tamam. Tamam, harika. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüzü gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüzü gece. Gündüz
gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, oy. Bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, oy. Dünyaya geldiğim anda yürüdüm aynı zamanda. İki kapılı bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, oy. Bravo, 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 gerçekten sen. Gerçekten süper bravo. Süper bir sesin var, çok güzel. Vallahi. Teşekkür ederim. Harika. Yani tebrik ederim, çok güzel. Vallahi çok önemli bir çalışma imza atmışsınız. Çünkü şimdi bizde hep şu vardır. Aa, Türkiye'de ne kadar güzel, engelli sayısı az, hiç kimse yok diye. Çünkü mesela, görmeyiz. Aynen, Avrupa'ya falan gittiğimizde mesela daha fazla engelliye rastlıyoruz. Sokaklara daha fazla, hayatta çünkü onlar. Bizde ne yazık ki dışarı çıkamadıkları sosyal için. Sosyal hayatın içinde. Sosyal evet. Hayatın içine giremedikleri için bizde de yokmuş gibi davranıyoruz. Ama siz bu anlamda önemli bir iş yapıyorsunuz değil mi? Evet, burada ben aslında hem dikkati çekmek hem de bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen. Yani gerçekten bu kardeşlerimiz, bu arkadaşlarımızın en büyük sorunu evden çıkamamak. Hı hı. Ve bunları hayata katmamız lazım. Bunları hayata katacağın, hayata katma isteğini arttıran projeler geliştirmemiz lazım. Düşler Akademisi, Social Inclusion Band bunlardan bir tanesi. Bir örneğini işliyoruz şu anda. Ama gerek sokağa çıktıklarındaki fiziksel şartlar, gerekse de onların Social Inclusion Band gibi kendi gelirlerini yaratabilecekleri sosyal girişimcilik modelleri. Hı hı. Çünkü bu müzik grubu kaşe ücreti alıyor ve bir gelir elde ediyor ki o bir profesyonel bir mesleğe sahip olabiliyorlar. Hı hı. Şılay'ın şu anda bir profesyonel mesleği var. Hı hı. Bu çok güzel bir örnek. Hı hı. Çok önemli bir hedef olmalı bizim toplumumuz için ve tüm özel sektör ticari teknoloji yatırımlarının yanında sosyal yatırımlarını da artırmalı. Sürdürülebilirliğin tabii tek çözümü bu. Peki sahneye de çıkıyorlar ve buradan da bir bilet satışına aynen gelir ediyor tabii, değil mi? Evet. Yani zaten projenin amacı hani eğitim verip aynı zamanda istihdama yönlendirmek. Ve projelerimizi de o doğrultuda genişletiyoruz aslında. Yani önce tabii gene bu akademiye geliyor bu para, kazanılan para da değil mi? Mesela bu konserlerden. Öğrencilerin kendisine yani sahne alan kişilere gidiyor tabii. Gidiyor. Ki. Aynen, anladım. Öyle. Onlar peki, para kazanıyorlar. Peki bu akademide öğrencilerden herhangi bir ücret alınmıyor değil mi? Ücretsiz. Hayır. Evet. Ücretsiz. Yani vakfımız eğitim giderlerini karşılıyor akademinin. Engelli arkadaşlarımız mesela bütün başvurularını kabul ediyor musunuz? Yani buradan böyle bir çağrı yapsak hani müzikle, sinemayla, sanatla, sporla ilgilenen kapasite açısından bir de tabii şimdi tabii ki, tabii soru işareti yani ama biz bir akademiyiz ama hani böyle başarılı ya da başarısız, yetenekli yeteneksiz gibi bir ayrım yapmıyoruz. İlgisi olan herkesi atölyelere mutlaka katıyoruz. Tabii ki hani belli alanda yeteneği olan insanların daha fazla yükselmesi için yolu açmak bizim elimizde. Yani Şilay'da evet olduğu gibi. Ama normal okullara gidemediği için farklı gelişen bireyler en azından bizim akademimizde istedikleri eğitimi alma hakkına sahipler. Harika. Şilay kaç yaşındasın? 18. 18 yaşındasın. Peki eğitim devam edebildin mi? Ne yaptın? Ediyor musun hala? Allah şu anda en son aldığımız eğitimle grupla çalmaya devam ediyoruz. Yani biraz olsa eğitimimize devam ediyor ama timbal çalıyorum grupta. Hı hı. Yani şu anda sadece eğitim, okula. Açık liseyi anlat. Okulu peki? Okulda devam, evet. Açık liseye gidiyorum. Hı-hı. Şu anda 3. sınıfa geçtim. Harika. Hı-hı. Ocak ayında gireceğim inşallah liseyle. Hangi dersleri seviyorsun? Evet. Daha çok tarihe, kimyayı daha çok seviyorum. Tarih, kimya merakım var. Sözel, sayısal. İkisi birden. Peki müzik konusunda yeni konserler ya da sahneye ne zaman çıkacaksınız? Belli mi tarihler? Ya da vallahi 26 Ocak'ta sinagog konseri olacak Babilon'da. 26 Ocak'ta Babilon'da. Evet. Sahneye çıkacaksınız. Harika. Evet. En son Bostancı Gösteri Merkezi'nde evet sahne aldın değil mi Şilay? Evet. Geçen hafta. Evet. Oradaki konser nasıldı? Biraz anlatır mısın? Seyirci falan tepkiler nasıldı? Vallahi seyirciye gelince vallahi büyük tepkiler.
Yani mesela ben insanlıkta sorarken söze başlayınca alkışı aldım. 2-3 defa yani tepkileri bayağı bir süperdi. Harika. Tepkileri. Sahne de çok güzeldi. Müzik Engel Tanımaz yazıyor değil mi? Evet. Sanatçı Engel Tanımaz bizim sloganımız zaten. Hı-hı. Ama aynı zamanda projenin kapsamı da şunu da belirteyim. Hani engelli bireylerin yanında sosyal dezavantajlı kişiler de bizim eğitimlerimizin kapsamında. Nasıl yani? Sosyal dezavantajlı. Kimsesizler, yurdunda kalanlar, sokak çocukları, sosyoekonomik durumu düşük olanlar ya da kronik hastalık sahibi olan kişiler de çok fazla sosyal hayata katılamadıkları için biz onlara da bu eğitim kapsamını almış durumdayız. Sokak çocukları falan da dahil mi bu? Evet var. Aha. Yani bazı atölyelerimizde sadece sokak çocuklarının olduğu gruplar kuruldu. Çünkü biz sanat spor iç içe olduğu için işte bisiklet ekibi var, onun içinde varlar. Rap grubumuz var, onun içinde yer alıyorlar. Bence en önemlisi sokaktaki insan eğitilmeli değil mi? Siz galiba ilkokullarda eğitim de veriyorsunuz değil mi? Yani hani o nasıl bir şeydi? Projenin kapsamında doğruya engelli, doğru yaklaşım eğitimi var. Süper bir eğitim bence. Ve hem ilköğretim okullarında hem de özel sektörde bireylere engelliye doğru yaklaşım eğitimi veriyoruz. Social bence inclusion. Oradan başlamak çok güzel bir fikir. Bu da satılıyor mu? Evet, Hasan. Evet, bu CD'nin gelirleri de gene sanatçı arkadaşlarımıza gelir olarak veriliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimal, Şilay çok teşekkürler sana da. Dinlemeye geleceğiz. 20 kaçtı Babilon'da? 26 Ocak. 26 Ocak'ta dinlemeye geleceğiz seni. İnşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz. Kısa bir aradan sonra Seren Serengil burada olacak. Fırtınalar fırtınaları istiyor.